Kim diyor hevasına ve nefsine uyarsa açık bir sapıklık üzerinedir ve en büyük sapık da kendisi olduğunu tarif ediyor. Allah zalim milleti şüphesiz ki doğru yola eritmez, iletmez, eriştirmez. Onlara hakkı mutlaka göstermez. Zalim olan toplumlar nefislerini kendilerine Rab ve ilah edinen, helal ve haram konusunda nefsine göre karar veren, hiçbir zaman Rabbine mutlak itaatten çok kendi egosunu ve nefsini tatmini de dinin içerisinde harmalayan kimseler olarak tarif ediyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Şeytanın en güzel oyunu nedir? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile konuştuğu zaman ne diyor? Ya Muhammed diyor benim yüz bin hilem varsa 70 rah bin hilem varsa 70 bini rahmani gözükür. Nasıl rahmani gözükür? Aslında Allah'ın hoşnut olmadığı bir bid'at olabilir. Allahu Teala'nın benimsemediği, kabul etmediği bir amel fiil olabilir. Bid'at veya batıl veya Allah'ın hoşnut olmadığı bir şeye din kisvesini, iman kisvesini böyle bir açılım yükleyip sanki Allah'a ibadet ediyor, Allah'a itaat ediyor, Allah'ın hoşnut olduğu bir fiil yapıyor. Ama bu Allahu Teala'nın dinine muhalif veya olan bir fiildir. Onun için ayet-i kerimede Allahu Teala açık ve net olarak insanların hidayetinin kendi iradeleriyle, kendi istekleri ve talepleriyle olduğunu, hatta ben daha önceki derslerimizde Mekke müşriklerinin, Ebu Cehil'in, Ümmü bin Halef'in veya As bin Vail'in veya diğer Mekke müşriklerin önderlerinin Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama ''Ya Muhammed senin söylediklerin haktır, bu senin ağzından çıkan konuştuğun, yani yentik dediğimiz konuştuğun şeyler mutlak vahidir, mutlaka bu bir beşer ve insan sözü değildir.'' Ama ne demişlerdir? Bizim 360 ilahımız var. Bütün Arabistan kıtasındaki her kabile kene bir put üretmiş, bir heykelcik yapmış, getirip Kabe'ye koymuş. Her sene de Zilhac ayında panayır kuruluyor. O kas panayırı bütün kabileler geliyor, ticaretler dönüyor, mal alım satımı var. Muazzam bir ticari sermaye var. Onlar da şunu diyorlar. Diyorlar ki 360 putumuz bizi zor nefsimizi tatmin ediyor. Zor bizi geçindiriyor. Senin bir Rabbin bize ne verebilir? yani bize dünyada ne kazandırabilir. Yani Allahu Teala itaatten çok kendi nefislerini ve çıkarlarını, kendi kazanımlarını bile rabbleri üstünde tutan bir toplumdan bahsediyoruz. E burada Kassas elinci ayet kelimede kast edilen, vasfedilen de bu toplumlardır. Yani bir toplum kendi menfaatini Allah'ın vahisinin üzerinde tutuyorsa, kendi çıkarını, kazanımını kendi dünyalık menfaatini, kendi insanlarla olan ticaretini, her şeyini Allahu Teala dinin üzerinde tutarak kendi egosuna ve hevasına göre bir şeylere karar veriyorsa bu insan kendi nefsini kendisine ilah edinen, nefsinin arzularını Allah'ın hükümlerinin üstünde tutan, helal ve haramı da nefsine göre belirleyen kişilerdir. Mesela bir Allahu Teala inandığını söyleyen bir adama desen ki faiz haramdır ama faizle iştigal ediyor. Hemen der ki ya faizin ticaretten farkı nedir? O da para, o da para. O da ticaret, o da ticaret. Niye? E Allahu Teala diyor ki biz faizi haram kıldık. Ticareti de helal kıldık. Neden? Çünkü faiz bir sömürü aracıdır. Bir sömürge usuludur. Hatta kumar, meysir kelimesini de konuştuğumuz zaman dedim ki Allahu Teala insanların ketlerini, emeklerini ortaya koymadan kazandıkları her kazanımda bir haram payı vardır. Meysir kelimesi kolay, kolay elde edilen para demektir. Onun için Allahu Teala kumarı meysir olarak basit yöntemler ve usuller ile insanları aldatma yöntemleriyle insanları soymanın, aldatmanın, kandırmanın yöntemi olarak dile getiriyor. En önemlisi Allahu Teala İnsan oğlunu mesela ne dedik bu ayet-i kerime biz dersten önce biraz deizm kavramını ele aldığımız zaman dedim ki deistler Allahu Teala hükümsüz kılar. Derler ki sümme Allah vardır, bizi yaratmıştır ama ne resul, ne nebi, ne kitap, ne vahiy, ne emir, ne helal, ne haram hiçbir şey göndermemiştir. Yaratmıştır bizi sokağa salmıştır. Bugün bir adam bile dört tavuğu varsa onları başıboş bırakmaz yani. Ki Allahu Teala muazzam evreni, uzayı, fezayı, sonsuzluğu yaratmış, muazzam bir ahenk ve, ve denklem ile yaratmış, kusur bileş yokken neden insanı yaratıp başıboş bıraksın? İşte Allahu Teala o deistlere de Kur'an-ı Kerim'de Kıy kıyame e, suresi 36. ayet-i kerimede şöyle der. اَيَّحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيُّ تُرَاكَ suda Diyor ki insan başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Yani insanı biz yarattık da başı boş mu bıraktık? Biz insanı yaratıp da yeryüzüne git egona ve hevana göre yaşa git insanları sömür insanlardan çal çırp git onları kandır mı dedik asla. Demek ki Allahu Teala bu dünyayı yaratmasındaki amaç ve gaye başta ayet kelimelerde okuduğumuz ve öğrendiğimiz üzere her insan iyi ve kötü bütün fiillerini ortaya koysun. Gerçek anlamda kalu belad Allahu Teala verdiği sözü yerine getirenle sahtekar olan münafığın yol ayrımının netleşmesi, kimin cennetli, kimin cehennemli, kimin hakkın, kimin batılın taraftarı olduğunu görmek, ortaya koymak açısından bunun bir hakikat olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanıyor ve yaşanıyor ve her geçen günde derinleşiyor. Peki insanların ve toplumun tutumu nedir? Herkes pahalılıktan şikayetçi ama her pahalılıktan şikayetçi olan, istiyorsanız ev sahibi, istiyorsanız farkın malları, gayrimenkulleri olsun, hemen insanları aldatmaya, insanlardan defşirmeye, böyle... Tabiri caizse ikiye üçe katlamanın hesaplarını yapıyor. Mesela düşünün ki kiralar dolarla euro ile değilken bile adamlar yüzde yüze varan zamları yapmakta hiç tereddüt etmedi. Hatta geçen sosyal medyada bir video izledim ben şok oldum. Yaşlı bir adam bugün yarın ölüp gidecek. Bugün yarın ölüp gidecek ama adamda demek ki insan peygamber ve vesselam insan yaşlanınca iki şey gençleşiyor diyor ya. Biri diyor dünya hırsı biri de uzun emir. Demek ki o insan camiye gidiyor başında takkesi var camiye gidiyor ibadet ediyor ama o ibadetin ona bir faydası yok manasına geliyor ki gitmiş 1200 lira kirada oturan bir garibanın yani bir Suriyeli aile 7 kişi. Bugün 7 kişi bir İstanbul'da tek kişinin geçindirmesi ne kadar zor az çok biliyorsunuz hepimiz çalışan aile sahibi olan buranın şartlarını bilen insanlarız. 7 kişilik bir ailede sadece baba çalışıyor diğerleri de çocuk kızlarıdır hanımıdır vesaire annesidir. Bunların Geçimini sağlıyor. 1200 lira kira veriyor. Adam 4000 liraya çıkarmış. Bunlar kabul etmeyince de almış. Baltayı eline girmiş kapının üstüne. Gümbür gümbür gümbür. Ve Türkiye Cumhuriyeti nerede? Devletin hukuk anlayışı nerede? İşte bak insanın nefsini kendine ilah edilmesi budur. Allahu Teala hiçbir zaman bir insanın böyle bir fırsatçılığı, böyle bir şeyi helal görmez ve görmemiştir. İslam'a göre kesinlikle ve kesinlikle kara borsacılık büyük bir günahtır faiz gibidir. Kumardan yani en batıl olan şeylerden farkı yoktur. Neden? insanları aldatmak, insanları istismara girer. Aynı keza eğer bir yerde arz ve talep kavramı ortaya çıktığı zaman insanların merhametli olması lazım ki Allahu Teala da ona merhamet etsin. Kapıyı kırıyor girmiş içeride adamların eşyalarını da parçalamış. Yani bu insan gerçekten ayet-i kerimede allah Teala diyor ki ya Ey Muhammed kendi nefsini kendine ilah edineni gördün mü? ayetinin bir noktada muhatabıdır. İslam hukukuna göre ve sahih hadislere göre bile Nebi Aleyhisselatü Vesselam kıldığınız namaz sizi kötülüklerden alıkoydurtmuyorsa o namaz boştur, faydasızdır diyor. Neden? Çünkü bir insan yaptığı amelden sorumludur, fiilden sorumludur ve en önemlisi zerre kadar bir iyilik ve zerre kadar bir kötülüğün de mutlaka karşısına şu dünyada ve ahirette karşısına geçeceği bilinen bir mutlak hakikattir. Onun için Allahu Teala Furkan suresi 43. ayet-i kerimede yani tabiri caizse Müslüman olması gerek önemli değil. Kafir, Yahudi fark etmez. En çok korktum, en çok gördüm ve hakikatte gerçek olan ne biliyor musunuz? Kendini İslam'a ve dindarlığa vuranların cimrilik hastalığı, aynı keza aç gözlülüğü. Bu aslında bir Müslümanın adetine ve ahlakına uymayan bir şeydir. İslam insanlar dara düştüğü zaman onlara merhameti emreder ki hadis-i şeriflerde de Nebi Aleyhisselatü Vesselam merhamet etmeyene merhamet olunmaz diyor. Yani sen insanlara acımazsan, insanlara merhamet göstermezsen Allahu Teala da sana göstermeyeceğini açık ve net olarak söylüyor. Bunu mutlak olarak söylüyor. Mesela benim çevremde tanıdığım böyle yaşlı karı kocalar var, binaları var. Kendi kiracılarına %100 zam yapıyor, %80 zam yapıyor aynı karı koca yaşlı insanlar sokak köpeklerini kedilerine mama alıyor. E sen bu insanlara biraz da o köpeklere, o kedilere gösterdiği merhameti göster de Allah da sana göstersin yani. Allahu Teala hayvana, canlıya merhameti emrediyor ama insana da merhameti emrediyor. Yani herkesin benim anladığım kadar hevasına göre bir anlayış oluşturmuş. Ve burada insanoğlu kaybediyor. Onun için yani insan ne oldum demeyecek ne olacağım diye sürekli düşünecek. Çünkü her adımınız, her yanlışınız sizi illerde felakette sürükleyecek. Sizi dinden, Allah'tan uzaklaştıracak bir şeye sebep olacak. İnan her eksik veya artı adımınız sizi farklı bulvarlara, farklı yollara sürükleyecek ve bunun akıbeti de sizin yaşayacağınız gerçeklere dönecek.